Ve yatırım bülteniyle devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bugün itibariyle güne başlarken neler bilmek lazım? Öncelikle onları turlayalım. Her sabah olduğu üzere. Öncelikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün bir konuşması söz konusu oldu. Bangkok'ta konuşan Christine Lagarde, kurla ilgili bir hedeflememiz yok ama bununla beraber dolardaki hareketleri elbette yakından takip ediyoruz. Hepimiz hedefe kilitlenmeliyiz mesajlarını paylaştı. Çin tarafına döndüğümüzde 2023 yılında büyümeye daha fazla odaklanılacağı beklentileri güç kazanıyor. Çünkü Çin ekonomisinde sıfır Covid politikası nedeniyle bir soğuma söz konusu oldu. Bununla beraber yine IMF Başkanı Georgieva'nın da uyarısı vardı. Çin ekonomisi yüzünden Asya'daki görünümün karamsarlaştığına işaret etti. Avrupa Birliği tarafında Rus ham petrolünün fiyatının varil başına artık 65-70 değil 60 dolara kadar inebileceği ile ilgili bir sınırlama konusunda anlaşma sağlamak istiyorlar. Bunu belirtmek lazım belki de. Kaynaklar Polonya'nın bu plana imza atmadan önce yaptırım paketini sertleştirmek için baskı yapmaya devam ettiğini, bu konuda görüşmelerinde sürdüğünü ortaya koydular. Petrolde tabii Avrupa Birliği ambargoları 5 Aralık'tan geçerli olacak. 4 Aralık tarihinde de OPEC artı toplantısı var. Viyana'da yüz yüze değil online gerçekleşecek, hatırlatmakta fayda var. Google'a dönüyoruz buradan. Önemli bir şirket haberi. Avrupa Birliği'nin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşımış vaziyetteler. Google, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyguladığı 4 milyar euroyu aşkın para cezasını onayan mahkeme kararını temize götürdü. Ve son başlıkta bu haftayı dolar nasıl kapatıyor ele alalım. Hafta içinde JP Morgan'dan paylaşmıştık. Euro tarafında, yen tarafında yukarı yönlü hareketlilik söz konusu olabilir. Manevra alanı var. Dolarda tek yön yukarı değil şeklinde değerlendirme yapmışlardı. Keza Bloomberg Dolar Endeksine baktığımızda da bu haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlandığını belirtelim. %1.23 kadar. Fed Başkanı Powell'ın bu hafta yaptığı açıklamalarda Aralık'ta 50 bas puan faiz artırımına işaret etmesi burada önemliydi. Belki bir parantez açmakta da fayda var. Dolar endeksi normal şartlar altında Amerika'nın en yoğun ticaret ilişkisi içerisinde bulunduğu ülkelerin para birimine karşı, yani altı para birimine karşı dolar performansını ölçüyor. Ama Bloomberg Dolar Endeksinin içerisinde pek çok gelişen ülke para birimi de söz konusu. Bunlar bu sabah piyasa açılışı öncesinde dikkatimizi çeken detaylardan bazıları. Ama piyasa kapanış rakamları ile ilgili neler hatırlamak lazım ve bugün gelecek tarım dışı istihdam beklentisinde neler var? Detaylandıracağız. Bloomberg HT araştırma masası uzmanı Kutay Korap her sabah olduğu üzere bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, her sabah olduğu gibi bir değerlendirelim. Piyasada neler oluyor, neler bitiyor, neler fiyatlara giriyor. Şimdi yine bir rekor. 5091 evet. Puana kadar gün içinde 500.046 puanda da yine kapanış itibariyle Borsa İstanbul'da biz takip ettik. Amerika'da veriler karışık, endeks kapanışları karışık. Asya'da da ise bugün moraller bozuk. Şimdi bu tablo acaba bizim borsa açılışımız öncesinde ve tabii tarım dışı istihdam gününde ne anlam ifade eder? Detaylandıralım bu sabah dilersen. Şimdi şöyle kapanış rakamı dünkü açılış rakamından gerçekleşti. Yani dün de açılır açılmaz %1.3 civarında. Doğru, bu rakamı biz denedim piyasa masasında açılışı yaparken görmüştük. Bakalım bugün piyasa masasında kaç puanı göreceğiz. Birazdan yine birlikteyiz. Onu da hatırlatalım yine izleyicilerimize de. Oraya birkaç tane piyasa masası için birkaç tane analiz hazırlamaya çalıştım. Borsa İstanbul'la alakalı. O yüzden hani oraya bırakayım detaylarını ama dün primli kapanış takip ettik. Özellikle biraz da ulaştırma hisseleri öncülüğünde yükselişler gördük. Yine BIST 100'de Zeynep 6-7 tane hisse senedi tavan seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Dediğim gibi güne küresel piyasalardaki pozitif haber başlığının etkisiyle Borsa İstanbul'un yükselişte başladığını görmüştük. Bu seri devam etti. Tabii şunu unutmamak lazım. BIST 100 içerisinde piyasa ağırlığı en yüksek 5 senet veya piyasa değeri en büyük 5 senet arasında Sasa Hektaş ikilisi yer alıyor 5-6 senet arasında. Bu ikilinin hareketlerinin keskinliği de Borsa İstanbul'a yön verdiğini de söylemiş olalım ama dün havacılık hisseleri ön plandaydı. Dönüp baktığımızda Asya'da bu sabah satıcılı bir seyir var. Avrupa'da genel tabloda pozitif bir kapanış takip etmiştik. Burada Powell'ın konuşması ve Çin'deki
açılmalara yönelik gelen haber başlıkları Avrupa endekslerini desteklemişti. S&P tarafında önemli nokta şuydu. 4100 seviyesi test edildi S&P'de. Fakat oradan satışlar geldiğini gördük. Bugün tabii ABD endekslerinde üçlü data serisi gelecek. Tarım dışı istihdam, işsizlik ve saatlik ortalama kazançlar. Onunla ilgili de bir grafiğimiz var. İstihdam tarafında zayıf trendin sürmeye devam etmesi bekleniyor ki zaten Fed'in de amaçları bu yöndeydi. Faiz arttırımları evet. gerçekleştirmesinin yegane sebebi buydu. Bunun meyvelerini ufak ufak toplamaya çalışıyor. Mesela Bloomberg Terminal bu gelecek yıl için işsizliğin %4,5'lara çıkabileceği hatta yıl içerisinde %5'lere kadar ulaşabileceğini öngörüyor. Şu an işsizlik 3,7. Yani zaten ekonomideki o klasik 70'lerden bu yana uygulanan yüksek enflasyon, enflasyon yükseliyorsa faizi arttırarak istihdam piyasasını soğutup aynı zamanda burada enflasyon ve ücretleri de soğutma gibi bir cycle'ın döngünün devamı şu an izlenmeye başlandı. Mevcut haftada işsizlik başvuruları, işsizlik maaşı başvuruları o tarafta artış gözlemlendi. Fakat hala ama orada 225 bin yine de beklentinin altında tabii. Beklentinin altında olsa da yine de böyle bir tablo var. Diğer taraftan işsizlik yatay ama burada baktığımızda hızla yukarı çıkması beklendiğini söylemiştik. İş gücüne katılım %62,3 seviyelerde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Fakat işe alımlar tarafına bakarsak orada hala trend tahminlerin üzerinde ivmelenmeye devam ediyor. Beklenti bugün 200 binlik bir artış. Önceki rakam 261 binde. Bakalım ABD'den de haftanın en önemli verisini takip ediyor olacağız bugün. Evet, verisi Türkiye saatiyle 16.30'da gelecek, hatırlatalım. Bu arada önemli bir son dakika var ekranımızda. Kutay, sen de detayını büyük ihtimalle görmek isteyeceksindir. Hemen verelim izleyicilerimize. Hazine'nin 2028 vadeli dolar cinsi euro bondunun ek satış büyüklüğünde 2 milyar dolar seviyesi ekranımıza yansıyor. Faiz de bir öncekine kıyasla 100 bas puanlık bir düşüş sergiledi ve %9 olarak şekillendi. Hatırlatalım, 8 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bir kağıt ihraç etmişti. Dolar cinsiydi, 2028 vadeliydi. Bu Eurobond'da ikincil ihraç planlandığına ilişkin dün detaylar gelmişti. Bununla ilgili de nihai gerçekleşme şu anda ekranımıza yansıdı. 8 Kasım'da hazine bu kağıtla 10 milyar dolarlık bir düzeltelim %10'luk bir faizle 1,5 milyar dolarlık bir borçlanma gerçekleştirmişti. Böylelikle yılbaşından bu yana dış borçlanmasının toplamı 9 milyar dolara gelmişti. Borçlanma stratejisinde bu senenin tamamı için 11 milyar dolarlık bir öngörü vardı. Dolayısıyla kalan 2 milyar dolarlık kısım da buradan karşılanmış görünüyor. Bu dipnotu da aktaralım. Araştırma uzmanımız Kutay Korap, çok teşekkür ederiz detaylar için. Geriye kalanlarını da aklımızda kalan yine raporların, piyasa fiyatlamalarının piyasa masasında konuşacağız, hatırlatalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil devam ediyor ama Bloomberg Eti Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı yine yayınımızda, dolayısıyla çalışmaya devam ediyor. Para uyumadıkça Ersoy senin de uyumadığını, çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi an itibariyle piyasalarda çok da iyi bir seyir yok diye az önce Kutay Korap'la da konuştuk. Acaba hafta sonu mesela OPEC artıdan gelebilecek herhangi bir haber, bilemiyorum, gelecek hafta için piyasaya moral kaynağı olabilir mi? Neler var bizim için notlarında? Zeynep, tekrar merhaba. Evet, Asya'ya bakarsa bugün biraz satıcılı, özellikle Japonya satışta başı çekiyor. Bakıyorum Güney Kore'de ekside, aslında hafta içinde Çin'in açılma haberleri biraz piyasaları yukarı çekmişti. Bugün ise biraz Amerika'daki gelecek istihdamı bekliyor, enflasyonu bekliyor. O yüzden de temkinli bir bekleyiş var. Japonya özelinde Japonya Merkez Bankası politika üyesi Tamura'nın açıklamaları dikkat çekiciydi. Gevşek para politikasını gözden geçirmemiz lazım dedi. Bu da yeni değer kazandırdı. Japonya'nın diğerlerine göre eksisi biraz daha fazla. Bu arada Japonya'nın Dünya Kupası'nda
bir üstüne çıktığını ve Japon spor ürünlerinin, spor şirketlerinin yükseldiğini söyleyeyim. Petrolde ise senin de söylediğin gibi OPEC artı bekleniyor Zeynep pazar günü ama bir sürpriz açıkçası beklenmiyor. Çevrim içi olduğuna karar verildikten sonra şöyle bir algı oluştu. Hani daha önemli bir karar çıkacak olsaydı yüz yüze görüşme olurdu Viyana'da. Çevrim içi olacak ama 4 Aralık önemli, 5 Aralık da önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yaptırımları başlayacak. En son gelen haberlere göre 60 dolar fiyat, tavan fiyat üzerinde anlaşılmak üzere. Polonya'nın itirazları var ama pazartesinden önce böyle bir anlaşma olması bekleniyor. Borsalar aşağıda ama petrol fiyatları yukarıda. Zeynep hafta yükselişle kapatıyor, 87 dolar seviyesinde Brent. Çin'in açılma haberleri, Amerika'daki haftalık stokların düşme haberleri petrole bu hafta boyunca destek verdi. Bu arada bugün de bir haber dikkatimi çekti. Amerika stratejik petrol rezervlerini bir süreliğine satışını durdurdu. Tekrar stoklamaya geçecek haberleri vardı. Bu arada BofA'nın, Bank of America'nın 2020'de, 2023'te 110 dolarlık petrol hedefini gördüm. Evet Zeynep, bugün borsalar aşağıda ama petrol haftayı yükselerek kapatıyor. Dediğim gibi 4-5 Aralık petrol için önemli bir tarih olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve haftanın son işlem günündeyiz. Küresel piyasalarda da içeride de makro verilerle yine zengin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizimle beraber bu sabah. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Öncelikle bugünden neler beklersiniz? Bizde borsa tarafında rekorla kapanan bir performans söz konusu oldu ama gözler tabii artık yurt dışında da tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Bizim piyasamız ne kadar küresele uygun, ne kadar kendi başına hareket eder bugün, ne dersiniz? Zeynep Hanım, çok yoğun, aşırı yoğun derecede bir haftayı geride bırakırken bugün adeta bu haftadaki veri akışının taçlandıracak derecede bir veri karşılayacağız Türkiye sahipliği 16.30'da. Dediğiniz gibi ABD tarım dışı istihdam verisi. Küresel piyasalar açısından baktığımız zaman en merakla beklenen, en önemli veri olmakla beraber yanı sıra şöyle bir durum da var tabii. Tarım dışı istihdam verisinin etkilerinin çok böyle uzun sürede olmadığını görüyoruz. Yani önümüzdeki hafta ilişkin bir takım pozisyonlar almaktan ziyade anlık bir etki yaratan şekilde geliyor. İçeriye bakacak olursak da bizim tarafta şu anda küreselle zaten bağımsız bir gidişat söz konusu. Gerek Borsa İstanbul'un seyri, gerek Türk lirasının dolar karşısındaki seyrine baktığımız vakit tarım dışı istihdam verisinde beklentiler paralelinde eğer 200 bin şeklinde bir veri açıklanacak olursa ki tahminimce de bu yönde gelecek. Zaten Fed Başkanı Powell'ın hafta içinde Brooklyn Enstitüsü'nde yapmış olduğu yorumlardan da böyle bir anlam çıkıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben piyasalarda küresel çapta eğer 200 bin seviyesinde açıklanırsa beklentiler paralelinde bu ABD endekslerine pozitif olarak yansıyacak diye tahmin ediyorum. Dolar endeksinde biraz daha gevşeme olabilir. Ancak içeriye döndüğümüzde bizim tarafta piyasalarda mevcut momentumu ters yönde etkileyecek herhangi bir gelişme olacağını tahmin etmiyorum. Haftanın zaten kapanış işlem gününe, piyasaların kapanış işlem gününe vakitte açıklanacağı için de zannediyorum o saate kadar zaten Borsa İstanbul'daki pozitif trend gün içerisinde devam edecek. Türk lirasında her ne kadar bu tarım dışı istihdam 200 bin şeklinde beklenen şekilde açıklanacak olursa dolar endeksinde bir gevşeme olsa dahi bu yine Türk lirasının dolar karşısında ciddi bir şekilde güçlenmesine sebep verecek bir durum olmayacak diye düşünüyorum. Nispeten yine yatay seyirde haftayı kapatacağız şeklinde bir öngörüm var şu anda. Şimdi siz de söylediğiniz gibi Powell'ın Brookings Enstitüsü'ndeki konuşması çok önemliydi. Hem bir yandan diyor ki Fed'in faiz artışları Aralık'tan itibaren yavaşlayacak. Hem de tepe noktanın Eylül'de öngördükleri seviyenin üstüne çıkacağını söylüyor. %4,5-5 bandıydı o zamanki öngörüleri hatırlatmak gerekirse. Bugün terminalde sabah bir grafik vardı. Piyasa artık tepe noktayı bu konuşmadan sonra bile %4,9'da bile görmüyor. Siz nasıl bir öngörüye sahipsiniz Fed'in bundan sonraki faiz patikası için? Şimdi Fed Başkanı Powell'ın bu yaptığı konuşma adeta sanki Fed faiz kararından sonra yaptığı konuşma gibiydi. Yani o derece dolu içerikte, o derece odaklı ve piyasalara yön verecek bir içerikteydi. O açıdan bence diğer böyle düşünce kuruluşlarında ya da başka seminerlerde yaptığı konuşmalara kıyasla çok ön plana çıktı. Ve Fed Başkanı Powell burada şu konularda çok açık ve net bir şekilde mesajları verdi diye düşünüyorum. Özellikle istihdam piyasasındaki bugün gelecek verileri ilişkilendirecek olursam
Fed'in istihdamdaki arz yönlü odağın olmadığını, asıl olarak aracının talep yönlü olduğunu tekrardan yineledi ve istihdam piyasasındaki bu mevcut gelişmelerin aslında Fed'in çok arzu etmediği, yani %2 enflasyon hedefiyle çok arzu etmediği bir durumda olduğunu da bahsetti. Burası önemliydi. Her ne kadar ücret artışları desteklenen bir durum olsa da halkın refahı açısından, bu %2 enflasyon hedefine gidilmesi durumunda çok fazla arzu etmediği bir durum olduğunu söyledi. Ve Aralık ayında da 50 baz puan artışlı sinyali vererek piyasalardaki esen iyimser havayı adeta destekledi görünüme baktığımız vakit. Ancak şu anki koşullarda yılın içerisinde biraz geride bıraktığımız zamanlarla ilgili önemli bir değişiklik var. O da ABD 10 yıllıkların özellikle 4-6'ına inmiş olması, gevşemiş olması. Bu önemli bir değişiklik. Bir de değişmeyen büyük resimde gözden kaçırmamamız gereken bir durum var. O da ABD 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizlerinin hala 10 yıllık tahvil faizlerinin üzerinde olması. Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın çizmiş olduğu enflasyonla mücadele ve artış hızının yavaşlamasındaki iyimser tablonun yanı sıra bence bu gidişat kalıcı olacak mı, olmayacak mı, biraz onu izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ve Fed'in mesajları da bu çerçevede, eğer enflasyonun bu artış hızındaki yavaşlama aşağılara doğru inmezse biraz sözlü yönlendirmenin ön plana çıkacağını ve buradaki özellikle sonraki toplantılarda da diğer Fed yetkililerinin biraz daha seslerini yükselterek durma ihtimalleriniz olduğunu düşünüyorum. Yani özetle söylemeye çalıştığım şey şu: iyimserlik evet hakim, ancak çok da fazla, gereğinden fazla bir iyimserlikle hakim gibi gözüküyor. Burada biraz riskleri, mevcut durumu da, büyük resme de odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi dün gelen veriler de belki sizin az önce tarif ettiğiniz tabloyu teyit eder nitelikte gerçekleşti. Şöyle ki, enflasyonda bir miktar başını aşağı çevirmişlik var. Çekirdek PCE %5 seviyesinde geldi. Kişisel gelirlerde, harcamalarda beklenti üzerinde bir seyir var. Bu da yine Amerikalı'ya moral veren bir durum. Biliyorsunuz ekonominin %70'i orada tüketici. Diğer tarafta da ISM imalat verisi mesela Kasım'da 49'da beklenenden sert bir düşüş gösterdi bize. Goldman Sachs'tan bir uzmanın değerlendirmesini gördüm. Chris Yusey diyor ki, dün almış olduğumuz veriler bir yumuşak inişin habercisi olabilir. Bu fikre siz katılır mısınız Murat Bey, yoksa bir resesyon beklentisi içinde olur musunuz Amerika'da? Benim Amerika'ya ilişkin öteden beri bir resesyon beklentim yok açıkçası, ciddi bir şekilde. Bir yumuşak iniş tarafındayım daha çok, daha fazla. Ancak yumuşak iniş olurken orada önemli bir kriter şu olacak. Bence izlememiz gereken konu şu: sizin de bahsettiğiniz gibi kişisel gelirlerde bir artış var. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bir gerileme var. Ama onun haricinde enflasyon tetikleyen unsurlarda hala enflasyonla mücadeleye karşı duran durumlar var. İşte kişisel gelirlerin artması, ücret artışları, istihdamdaki seviyenin halen arzu edilen seviyelere gelmemesi. Dolayısıyla bunlar da belirttiğiniz ISM imalat verisi gibi konuları biraz gölgeliyor diye düşünüyorum. Yani imalat PMI, hizmet PMI, bunlar evet ellerin altında, resesyon açısından biraz tehlike arz ediyor. Fakat Fed'in yaptığı şey de biraz daha zaten talep yönlü tarafı ön plana çıkartarak enflasyonla mücadele kısmını orayı vurgulamak yönünde. Eğer ki enflasyonla bu yapılan mücadele sonucunda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki düşüş eğer bir istikrar kazanırsa ve enflasyon artış hızı düşmeye devam ederse, o zaman resesyon biraz daha konuşulmaya başlanır diye düşünüyorum. Ama ben baktığım vakit genel çerçeveye, Euro bölgesinde resesyon ihtimalleri, oradaki gerçekleşmeler daha fazla. ABD'nin bundan çok etkileneceğini şu anki görünümde çok fazla tahmin etmiyorum. Şunu da eklemeden geçmeyeyim. Yine Fed Başkanı Powell Brooklyn'de şu konuya da çok önemli değindi. Önemli bir cümle söyledi orada. Aylık bazda her ne kadar iyileşmeler gelse de bunlar sonraki aylarda tekrar yükselişlerle telafi ediliyor diye önemli bir cümle kurdu. Dolayısıyla aylık verilere bence bakarak çok böyle peşin hükümlerde bulunmamak lazım. Belli bir trendle 2-3 aylık serilere bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, bir çiçekte bahar gelmiyor. New York Fed Başkanı Williams'ın da açıklamalarında benzer mesaj vardı. Son not Murat Bey, 2 dakikamız kaldı yanlış görmüyorsam saati. Orada da size şunu sormak isterim. Pazartesi bir zincirde enflasyon verimizi göreceğiz. Bloomberg ET araştırma anketinde 2.85 aylık, 84.33 ise yıllık enflasyon beklentilerine işaret etmiş. Yıl sonu tahminleri de %68.60'a inmiş vaziyette. Siz neler beklersiniz pazartesi günkü veri setinden? Çok kısaca bir de onu sorayım size. Artık pazartesi günkü veri seti açıklandıktan sonra bence yıllık ortalamaya odaklanıyor olacağız. Çünkü şu anki iç siyaseti gündemine baktığımız vakitte daha çok işte seçim politikasına girdiğimiz için bence Aralık ayı enflasyonu her ne kadar yüksek olarak açıklanacak olsa da yıllık bazda ayrı yeter.
Bence biraz daha konunun odağı yıllık ortalamaya, yani %68'lik seviyeye çekilmeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da baz etkisiyle gelecek düşüş trendi gündeme gelmeye başlayacak. Dolayısıyla ben Aralık ayı enflasyonu her ne kadar yüksek gelecek olsa da biraz daha gündemin hem yıllık ortalamada bir de dediğim gibi baz etkisine kayacağını düşünüyorum. Zaten enflasyon aylık bazda ve Aralık ayının yıllık bazda baktığımız vakit ben de yüksek geleceğini beklediğim için o biraz artık alışkanlık yaratmış durumda diye düşünüyorum Türkiye'deki enflasyon durumuna. Dolayısıyla biraz daha konu yıllık ortalama ve 2023'teki baz etkisinden kaynaklı düşüşe odaklanacak. Biraz onları tartışmamız gerekecek diye düşünüyorum. Evet, geçen senenin Aralık ayında %13,5'luk bir aylık enflasyonla karşılaşmıştık. Biz de Gökhan Şen'le az önce sabah raporunda grafiğini aktardık. Çok çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Biz ben Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy. Kısa bir reklam arası verelim efendim, ardından devam edeceğiz. Ve haftanın son işlem günündeyiz. Bizim içeride daha çok büyüme verilerini takip ettiğimiz, yurt dışında Powell'ın konuşmasına odaklı bir piyasa vardı. Haftanın son işlem gününde de gözler tarım dışı istihdama çevrilecek. Az önce Murat Özsoy'la konuştuğumuz üzere info yatırıma dönüyoruz. Şimdi de Viyop Genel Müdür Yardımcısı sevgili Ergün Tekgül bizimle birlikte. Ergün, günaydın. Hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Haftanın son işlem gününü bulduk. Hareketli de bir hafta geçirdik. Özellikle Bloomberg Dolar Endeksinin bu haftaya ekside kapatacak olması, Kasım ayında gördüğü hareket sonrası belki önemsenmeli. Neler var bizim için notlarında yeni güne başlarken? Zeynep'ciğim günaydın, iyi sabahlar olsun herkes için de, güzel bir gün olsun diyelim. Hareketli hafta, artık yılın son ayına girdik. Yurt dışı ayı piyasasında Ocak ayından beri, senenin başından beri ayı piyasası içerisinde refleks vermeye çalışıyor, tepki vermeye çalışıyor. En kötü geride kaldığı fiyatlamaya çalışıyor ama bir durdu orası. Bu refleks çok kuvvetli değil işin açıkçası. Bir dirençle karşılaştığının altını çizmemiz gerekiyor. Daha çok veri istiyor yurt dışı Zeynep. Amerika daha çok veri görmek istiyor. Buna ihtiyacı var. Borsaya yaraması, piyasaların yeniden toparlanabilmesi için. İşte bugün de tam olarak tarım dışını isteyeceğiz. Beklentilerin üstünde çıkarsa piyasada, ki beklentilerin altında bir veri izleyeceğiz muhtemelen ama piyasada yeniden bu iğme, işte 200 günlük S&P, sen sabah da söylemiştin, orada zorlanıyor, oranın üzerinde bir tepki gösterebiliriz. Biz içeride ne yapıyoruz? Siyahla beyaz kadar, yazla kış kadar farklı iki piyasa, yurt dışı piyasalar, yurt içi piyasalar. Yurt içi piyasalarda getiri arayışı rallisi devam ediyor. Altını çiziyorum, getiri arayışı rallisi, enflasyon rallisi değil. Çünkü bir eksi reel faizimiz var. Eksi reel faizden ötürü de borsada belki tarihimizde görmediğimiz kadar kuvvetli piyasa koşullarına bakarsak sert hareketler devam ediyor. %100 oldu Zeynep son 3,5 ayda getiri. BIST 100 sanayi endeksine bakacak olursak %100'lük bir getiriden bahsediyoruz. Alt endekslerde, alt hisselerde bu momentum daha kuvvetli. Piyasa için kötü konuşmak teknik analiz açısından, fiyatlama açısından zaten yersiz oldu. Fiyat uzay oldu çünkü. İşte indikatörler kuvvetli alına devam ediyor. Momentumu, her sayı, tekniği, temeli var mı dersen bu ayrı. İşte bu hafta neyi gözlemledik? Dış ticaret açığı geldi, PMI geldi, İTO'yu gözlemledik, enflasyon. İşte pazartesi enflasyonu gözlemleyeceğiz. Aslında majör verilerde, ekonomik göstergelerde borsanın dili farklı konuşuyor. Ama borsayı yorumlayacak olursak çok çok kuvvetli bir boğa piyasasında, öyle söyleyeyim. 10 gün üst üste artı yaptık Zeynep. 10 gün üst üste en son Aralık ayında, geçen sene Aralık'ta tam bir sene önce böyle bir seriyi yakalamışız. Bakalım 11. günü bugün yapabilecek mi? Ufaktan çok küçük göstergelerde zayıflama var ama onun dışında bir sorun yok. Burada soru işareti faizler cephesinde. Faiz indirim döngüsünü biraz sonuna geldik ya, gösterge faizde gözlerimiz Zeynep onun üzerinde durdu şu anda. Son 10 yıllık periyoda bakarsak da burayla borsanın korelasyonu çok yüksek. Bu fiyat döngüsü, faiz indirim döngüsü bittiyse burada yukarı bir tepki borsayı geri çekebilir mi? İşin açıkçası bir uzman olarak ben burayı yakinen takip etmeye çalışıyorum. Çünkü buranın özellikle bankacılık endeksi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Sadece burayı izliyoruz.
Bir de arbitraj faizlerini izliyoruz. VIOP hissesi nedir? Tarafındaki arbitraj faizlerini yakından takip ediyoruz. Burası da önemli. Piyasadaki riski bize biraz anlatıyor. Şu anda 20'lerde bir dengelenme var. Hatta hisse bazında yeniden 30-40 ara faizlerin oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Bu da bize en iyinin belki biraz geride kalabileceğini, hisse bazlı hareketler devam etse de biraz daha ayın sonuna gelirken, yılın sonuna gelirken biraz daha temkinli olmamız gerektiğini söylüyor. Ama dediğim gibi stop loss'unu bilen yatırımcılar için getiri devam ediyor hissesinin de cephesinde. Ama tekrar söylüyoruz, riskler çok yüksek olduğu için Zeynep, burada evet, muhakkak yatırımcılar stop loss'larına aracı kurumlarının da yardım alarak devam etmeleri, dikkat etmeleri gerekiyor Zeynep. Evet, senede yıllardır yayınlarda vurguladığımız gibi aslında zarar kes çok fazla Türk yatırımcısının alışkanlık haline getirdiği bir konu değil. Onun için yine her zamanki gibi önemli bir uyarı. Çok çok teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Viyop Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül'le beraberdik. Kısa bir reklam arasına doğru ilerliyoruz. Arkasından piyasa masasında Kutay Korap'la beraber karşınızda olacağız. Bizde kalın.